Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programımızda Yusuf suresi 97-104. Ayetler arasını okuyacağız. Allah-u Teala bu bölümde Hazreti Yusuf'un kıssasının son bölümünü bize bildiriyor ve mutlu sonu bize anlatıyor. Hazreti Yakup'un oğulları 3. defa Mısır'a gittiler ve Hazreti Yusuf'la beraber oldular. Bu 3. gelişlerinde Hazreti Yusuf kendisinin onların kardeşi olduğunu ifade etti. Ve gömleğini çıkararak bunu babama götürün, babamın görmez olan gözü bu şekilde görür hale gelecektir dedi. Ve kervan Mısır'dan ayrıldığında Hazreti Yusuf'ta bir heyecan hali, Hazreti Yakup'ta bir heyecan hali başladı ve yanındakilere dedi ki, eğer bana bunak demeyecek olursanız size söyleyeceğim şu ki, ben şu anda Yusuf'un kokusunu alıyorum. Ama diğerlerinde bu hassasiyet olmadığından onlar bir Yusuf kokusu alamamışlardı. Ve dediler ki, sen hala eski şaşkınlığındasın. 40 yıldır Yusuf, Yusuf diyorsun ama artık Yusuf yok dediler. Ancak müjdeci geldi ve Hazreti Yakup'un yüzüne Yusuf'un gömleğini bıraktığında orada Yusuf kokusunu alan Hazreti Yakup büyük bir heyecan yaşadı ve gözü görür hale geldi. Bu da tabii bir mucize, ilahi bir mucize. Allah-u Teala dilerse bu şekilde de bir insana tekrar gözünü görür hale getirebilir. Ve bunun üzerine Yakup'un oğulları artık hatalarını da itiraf ederek dediler ki, "Galu ya ebana, ey babamız, istağfir lena zunubena, günahlarımız için istiğfarda bulun. İnna künna hatiin, biz gerçekten çok büyük hata işledik. Bizim için Allah'a istiğfar et. Mağfiret talebinde bulun." Gale sevfe istağfiru lekum rabbi, Hazreti Yakup dedi ki, sonra Rabbim için Rabbime istiğfarda bulunacağım. İnnehu huvel gafurur rahim, o gafurdur, rahimdir. Felemme dahalu ala Yusuf, ne zaman ki onlar Yusuf'un yanına vardılar, huzuruna vardılar, eve ileyhi ebeveyhi, anne babasını yanına aldı ve gale dedi ki, uduhulu Mısra, Mısra girin, inşallahu, inşallah, eminin, emin, emin bir şekilde, emniyet içinde Mısır'a girin dedim. Hazreti Yusuf kardeşlerini gönderirken babamı, bütün akrabalarımızı getirin demiştim ve onlar bu şekilde bir kafile halinde Mısır'a geldiler ve geldiklerinde Hazreti Yusuf onları karşıladı, ana babasını yanına aldı ve inşallah Mısır'a emin bir şekilde girin dedim. Ve rafa ebeveyhi alel arş, anne babasını tahta yükseltti. Yani kendi oturduğu tahta onları yükseltti. Ve harru lehu succede, ve kardeşleri de onun karşısında secdeye vardılar. Burada tefsirlerde dikkat çekildiği üzere, yani önünde saygıyla eğildiler. Bu manada olabilir. Onun büyüklüğünü itiraf ettiler, kabul ettiler. Ve buna bunu sembolize eder bir şekilde de onun huzurunda saygıyla eğildiler. Bu anlamda düşünülebilir. Veya secde de olsa bir nevi Allah'a yapılan bir secde. Biz nasıl ki Kabe'nin önünde secde ettiğimizde, Kabe'ye yönelik secde ettiğimizde Kabe'nin kendisine secde etmiyoruz. Kabe'nin Rabbine secde ediyoruz. Onlar da bu şekilde secde ettiler. Düşünülebilir. Ve gale, Yusuf dedi ki, ya ebeti, babacığım, hâzâ te'vilu rüyâye min gabl, bu daha önceden görmüş olduğum rüyanın tevili. Gad câlehe rabbi hakka, Rabbim rüyayı hak kıldı. Rabbim rüyayı tahakkuk ettirdi, gerçekleştirdi. Burada şunu görmekteyiz. Kıssa rüya ile başlamıştı. Rüyanın tabirinin ortaya çıkmasıyla da kıssa bitiriliyor. Ve Yusuf suresinin başında şunu görmüştük, okumuştuk. Hazreti Yusuf babasına diyordu ki, ya ebeti inni ra'eytu ehade aşara kevkebe, ben rüyamda gördüm ki 11 yıldız,
وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرِ Güneş ve ay, رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدٍ Gördüm ki onlar bana secde ediyorlar. Hazreti Yakup rüyanın tabirini hemen anladı. Çünkü Hazreti Yusuf'un 11 kardeşi vardı. Demek ki 11 yıldız onları sembolize ediyor. Ay ve güneş anne ve babası, secde etmeleri ise Hazreti Yusuf'un büyüklüğü. Aradan belki 40 yıl geçti, rüya aynen gerçekleşti. Demek ki bazı rüyalar 40 yıl sonrasında da olsa gerçek çıkabilir. Ve bazı rüyalar diğer gün belki aynen çıkar. Bunlara rüyayı sadıka diyoruz. İşte Hazreti Yusuf, babacığım diyor, işte rüya gerçekleşti. Rabbim onu hak kıldı. وَقَدْ اَحْسَنَ بِي Bana ihsanda bulundu. اِذْ اَخْرَجَنِ مِنَ السِّجِنِ Beni zindandan çıkarttı. Yani beni kuyudan da kurtardı demiyor. Yani kardeşlerinin yapmış olduğu ayıba burada dikkat çekmiyor. Bu da bir nezaket meselesi. Hazreti Yusuf gibi âli ruh taşıyan bir peygamber, kardeşlerinin yüzüne vurmadan kendine olan nimetleri anlatırken, aslında kuyudan çıkarılması büyük bir olay, ona hiç temas etmeksizin doğrudan doğruya zindandan başlıyor. Beni zindandan çıkardı. وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ Ve sizi badiyeden, çölden buraya getirdi. مِنْ بَعْدِ اَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ اِخْوَتِ Şeytan benimle kardeşlerimin arasını açtıktan sonra böyle güzel bir netice meydana getirdi. Ve burada Hazreti Yusuf aralarındaki bu problemi doğrudan doğruya şeytanın bir tasarrufu olarak görüyor. Yani kardeşlerim bana kötü muamele ettikten sonra böyle güzel bir sonuç meydana geldi demiyor. Şeytan aramızı açtıktan sonra diyor. Orada da yine ayrı bir incelik, bir söz inceliğini gerçekleştiriyor. İnne Rabbi latifun limâ yeşâ. Benim Rabbim dilediğine lütfeder. İnnehu huvel alimul hakim. Ve şüphesiz o alimdir, hakimdir. Alim ve hakim hem Hazreti Yakub'un ifadelerinde hem de Hazreti Yusuf'un ifadelerinde bu surede geçti. Üç defa Cenab-ı Hakk'ın bu ismine dikkat çekildi. Bu iki ismine dikkat çekildi. Mesela Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf'un rüyasını duyduğunda, 40 yıl öncesinde duyduğunda o zaman şöyle demişti. وَكَذَٰلَكَ يَجْتَب۪يكَ رَبُّكَ Rabbin seni rüyada olduğu gibi seçecek. Ve yuallimuke min tevilil ehadis rüyaların yorumunu, olayların yorumunu sana öğretecek. Ve yutimmu nimetehu aleyke ve sana olan nimetini tamamlayacak. Daha önce Hazreti İbrahim'e, Hazreti İshak'a, Yakub'a tamamladığı gibi inne rabbeke alimun hakim. Şüphesiz senin Rabbin alimdir, hakimdir. Bu şekilde ifade etmişti. Burada da Hazreti Yusuf Cenab-ı Hakk'ın alim hakim olduğunu kıssanın sonunda ifade ediyor. Yani Cenab-ı Hak kimin neye ehil olduğunu bilir ve Cenab-ı Hak meydana gelen olaylarda bizim bilemeyeceğimiz nice hikmetlere sahiptir. Olaylar çirkin görünebilir ama güzel bir mecraya doğru akıp gitmektedir. Rabbim ardından da Allah-u Teala Hazreti Yusuf'un bir duasına yer veriyor ve o duayla bir ölüm olayını nazara vermek suretiyle kıssayı, Hazreti Yusuf'un kıssasını bitiriyor. Ve Hazreti Yusuf bu duasında diyor ki Ya Rab, قَدْ اَتَيْتَنِ مِنَ الْمُلْكِ Bana mülkten nasip ettin. Yani bana bir mülk, bir saltanat nasip ettin. وَعَلَّمْتَنِ مِنْ تَعْوِيلِ الْاَحَادِيثِ Ve rüyaların, olayların, hadiselerin yorumunu bana öğrettin. فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Ey gökleri ve yeri yaratan, yoktan var eden Allah'ım. اَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Dünyada ve ahirette sen benim velimsin, yar ve yardımcımsın. تَوَفَّنِ مُسْلِمًا Bir Müslüm olarak, Müslüman biri olarak, yani sana teslim olmuş biri olarak beni vefat ettir. وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ Ve beni salihlere kat. Beni salih kullarının arasına al. Ve böylece kıssa bitiriliyor. Burada hatıra şöyle bir şey geliyor. Yani kıssa ölümü talep etmekle bitiyor.
daha ölüm gelmeden adeta Hazreti Yusuf Cenab-ı Hak'tan ölümünü istiyor. Halbuki çok iyi bir noktaya gelinmişti. Kuyudan kurtulmuş, zindandan kurtulmuş, Mısır'a aziz olmuştu. Yıllardır anne babasıyla, kardeşleriyle beraber değilken artık beraber bir duruma geldiler. Mutlu bir sonla orada da bitirilebilirdi. Ama Allah-u Teala Hazreti Yusuf'un ölümünü nazara vermek suretiyle kıssayı bitiriyor. Ve burada şöyle bir incelik söz konusu. Normalde bir kıssanın kahramanı eğer kıssanın sonunda öldürülecek olursa pek çok kimsede bir hayal kırıklığı meydana gelebilir. Ve böyle mi bitecekti? Mutlu bir sonla bitirmek varken neden ölümle bitirildi? Hatıra bu gelebilir. Burada da Allah-u Teala ölümle bitiriyor. Ancak doğrudan doğruya Hazreti Yusuf'un ölümü istemesiyle bitiriyor. Demek ki kabrin arkasında daha güzel bir saadet var. Şu dünya saltanatından daha güzel bir saltanat var. Hazreti Yusuf gibi sıddıkiyette ileri olan bir zat, sıddıkların pirlerinden olan bir zat böyle bir saadeti biliyor elbette ve o saadeti istiyor. Mevlana'nın şöyle bir durumu kitaplarda geçer. Vefat etmek üzereyken hanımı son derece üzgün. İşte ey Mevlana artık aramızdan ayrılacaksın diye üzülüyor, ağlıyor. Mevlana Celaleddin Rumi diyor ki hanım diyor ben vefat ediyorum diye üzülme bilakis sevin. Benim halim zindandaki bir kimseye benzer diyor. Zindandan çıkmak üzülünecek bir durum değildir. Ben bu şekilde dünya zindanından çıkmış olacağım ve dosta gideceğim. Allah'a kavuşacağım diyor. İşte maneviyatı bilen insanlar ölümü böyle değerlendiriyorlar. Ve böylece Kur'an-ı Kerim Hazreti Yusuf'un kendisinin ölümü istemesiyle bize çok önemli bir dersi de veriyor. Hem onun o yüksek sıddıkiyetini gösteriyor hem de kabrin arkası için çalışınız. Gerçek saadet, gerçek mutluluk oradadır. Böyle bir mesajı bizlere veriyor. Peki şöyle bir soru belki hatıra gelebilir. Bizler de Hazreti Yusuf gibi daha ölmeden ölümü istemeli miyiz? Zannederim şöyle bir incelik var. Hazreti Yusuf zaten yapacağını yaptı. Şu dünya hayatında çok büyük işleri başardı. Görevini tamamladı. Görevini tamamladıktan sonra Cenab-ı Hak'tan ölümü istedi. Yoksa günümüzde diyelim bir delikanlı ya Rabbi benim canımı al dese, daha doğru dürüst dünyada fazla bir şey yapamamışken ölümü istese bu uygun bir şey değil. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize şunu bildiriyor. Allah-u Teala'dan doğrudan ölümü istemeyin diyor. Ama duanızda şöyle söyleyin. Ya Rabbi eğer yaşamak hakkımda hayırlıysa bana yaşamayı nasip et. Ama ölüm hakkımda hayırlı olduğunda da bana ölümü nasip et. Yani Allah bir insana uzun bir ömür verse, o uzun ömürde de devamlı çok güzel bir hayat yaşasa, bu uzun ömür istenilen bir şeydir. Rağbet edilen bir şeydir. Evet her ne kadar dünya bir çilehane ise de ama hizmetle meşgul olmak en güzel bir durum. Daha fazla amel yapmak, daha fazla Allah yolunda hizmet etmek bu çok güzel bir durum. Bir insan bu şekilde yaşayabilecekse Allah-u Teala'dan uzun bereketli bir ömür istemesinde bir problem yok. Ama diyelim biraz daha ömrü uzun olsa bir takım zor durumlarla karşı karşıya kalacak. Bu durumda insan ölümü de ister. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı şeylerden Allah'a sığınırken erzelil umurdan da Allah'a sığınıyor. Yani ömrün o yaşlılıktaki bakıma muhtaç dönemi. Yani nasıl ki bir bebek bakıma muhtaçtır, yaşlı dönemde de bir insan başkalarının bakımına muhtaç hale gelebilir. Böyle bir durumdan Peygamberimiz Allah'a sığınıyor. Erzelül umurdan sana sığınırım ya Rabbi diyor. Ve Cenab-ı Hak Peygamberimize Aleyhisselatü Vesselam 63 yıllık ortalama bir ömür nasip etmiş. Yaşlılığın zahmetini pek görmeden şu dünyadan görevini yapmış bir kimse olarak gönül rahatlığıyla Meleği Ala'ya yükselmiş. Refiki Ala'ya kavuşmuş. İşte biz Hazreti Yusuf'un kıssasını okuduğumuzda daha dünyadayken hemen ölümü istemek değil, hizmet ettikten sonra belli bir noktadan sonra
Ya Rabbi, yaşamak hakkımda hayırlı olduğu sürece beni yaşat, ölüm hakkımda hayırlı olduğunda imanla beni vefat ettir demek en güzeli. ذَٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ İşte bu, bunlar gayb haberlerindendir. نُوحِهِ اِلَيْكَ Bunları sana vahyen bildiriyoruz. Vahiy yoluyla bildiriyoruz. Yani Peygamberimize Yusuf kıssasının anlatılması tamamen bir vahiydir. Bazıları Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimizin kendi böyle yazdığı, düşünüp üzerinde kafa yorarak yazdığı bir kitap gibi görmek temayülünde inanmayanlar. Ve bir kısmı da şunu söylüyorlar, diyorlar ki Kitab-ı Mukaddes'i okudu, Tevrat'ı, İncil'i okudu, bazı şeyleri değiştirerek sanki Allah'ın kelamı gibi takdim etti. Halbuki Tevrat'taki Hazreti Yusuf'un kıssasıyla Kur'an-ı Kerim'deki birebir aynı değildir. Temel noktalarda beraberdir ama Tevrat zamanla muharref hale geldiğinden bazı şeyler değişmiştir. Kıssanın yine taraf-ı ilahiden anlatılması yeni ifadelerle ve yeni bir üslupla Kur'an-ı Kerim'de yer almıştır. Yoksa buradaki Kur'an-ı Kerim'deki Yusuf kıssası Kitab-ı Mukaddes'in bir taklidi, bir kopyası şeklinde değil, aynısı değil. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ Onlar tuzak kurarak kendi aralarında ittifak edip karar verdiklerinde, yani Yusuf'u kuyuya atmak için karar verdiklerinde sen onların yanında değildin. Yani bir insan hayalen bir takım senaryolar üretebilir ama gerçekten yaşanmış olan olayları, tarihte yaşanmış olan olayları durduğu yerden kendisi göremez. Cenab-ı Hak bu noktada Peygamberimize bildirilen bu kıssanın vahiy ile bildirildiğini anlatıyor. Yusuf'un kardeşleri kendi aralarında bir araya gelip tamam Yusuf'u susuz bir kuyuya atalım, bir kuyuya atalım şeklinde karar verdiklerinde sen onların yanında değildin diyor. وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِنْ Sen ne kadar hırs da göstersen insanların ekserisi iman edecek değildir. Evet, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam insanların iman etmeleri hususunda aslında çok istekli, hırs derecesinde istekli. O kadar istekli ki Cenab-ı Hak şunu bildiriyor. Ey Peygamber, onlar iman etmiyorlar diye neredeyse canına kıyacaksın, kendine yazık edeceksin, böyle yapma diyor. Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o engin şefkatiyle o insanların iman etmelerini çok arzuluyor ama Cenab-ı Hakk'ın burada bildirdiği gibi sen ne kadar hırsla göstersen, ne kadar kuvvetli bir şekilde istesen de insanların ekserisi iman etmezler. وَمَا تَسَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ Sen onlardan bir ücret, bir karşılık bekliyor değilsin. Yani peygamberlik görevini yaparken bunun karşılığında maddi manevi bir beklenti içinde değilsin. اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ Bu ancak alemlere bir zikirdir, bir öğüttür. Cenab-ı Hak bu öğütten güzel bir şekilde istifade etmeyi hepimize nasip etsin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.